Herkese selamlar dostlar. Yeni bir Football Manager 2024 Fenerbahçe kariyerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Football Manager 2024 Fenerbahçe kariyerimizde 4. bölümü çekiyoruz. UEFA Konferans Ligi gruplarımız belli oldu. Bu şekilde bir gruba düştük. Aberden. Kazakistan ekibi var bir tane. Kardabasi gibi bir takım. Ve Maccabi Tel Aviv İsrail temsilcisi. Yani böyle bir gruba düştük. Umarım bu gruptan sağ salim çıkarız. Tabii ki de hedefimiz en az çeyrek final, belki de yarı final gibi düşünüyoruz. Günlerimizde gördüğünüz gibi bir Adana Demirspor maçı var. Kendi evimizdeyiz, rahat oynayacağız. Alabileceğimizi düşündüğüm bir maç. Çok da zorlanacağımızı düşünmüyorum. Her böyle dediğinde sakatlık çıkıyor. O yüzden şu an bir şey demeyeceğim bak. Bunları demedim sayın, tamam mı? Mert Müldür biraz yorgunmuş. O sayı Samuel o noktada oynasın. Onun dışında herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Bu kadroyla Adana Demirspor karşılaşmasına çıkacağız. Şu şekilde artık son bir gün diyor Adana Demirspor maçına. Şöyle artık maç günü geldi. Dostlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın çünkü videolarımız az izleniyor. Abone sayımız yine hala yerinde sayıyoruz. Bunları düzeltelim lütfen arkadaşlar. Bir de videoyu beğenip beni öner çıkarmayı unutmayın lütfen. Cengiz'in bir sakatlığı var. Biraz oynayabilir. İkinci yarıda çekeriz kendisini. Şu şekilde maça başlayalım. Şöyle bu maçı kazanmamız gerekiyor dedik. Ve karşılaşma başladı. Bugün kalede İrfan Can var çünkü Dominik Livakovic'in performansını ben beğenmedim. Derken bireye takıldık. Cengiz'in şutunda dışarıda. Bugün bir İrfan'ı deneyelim dedim. Hani İrfan Can biraz kendini göstersin. Çünkü Livakovic biraz sıkıntılı. Derken Tadic sakatlandı sanırım. Eyvah eyvah. Ciddi olmasa bari. Derken Tadic atamadı zaten. Şuradan Dujan Tadic yerine Ryan Kent'i atabilirim. Balotelli dışarıda. Dakika 35 tabii ki. Sıfır sıfırlık bir beraberlik var. 9-3 çekmişiz. 4'ü isabetli şu an. 12 şut çıktı bu arada. İkinci yarıyı başlatacağım ama Cengiz ve Ferdi'yi değiştireceğim. Çünkü ikisi de çok yoruldu. Aşırı derece bir yorgunluk var ikisinde de. Muhammed Aliyev. Yusuf Sarı. Önce karşıladık. Ceko. Ceko'nun pası şimdi Ryan Kent'in önüne düşmedi. Ryan Kent toparladı şimdi. Ryan Kent'in pası sağ kanada Cengiz. Orta şansı İrfan Can ve gol. 1-0 öndeyiz kendi evimizde. Güzel bir gol attık. Cengiz çok yoruldun oğlum. Çok yoruldun. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağız. Bir de Edin Ceko'nun yerinden bir şey Batu Şua'yı alalım çünkü bugün iyi değil Ceko. Cengiz'in golüyle 1-0 öndeyiz. Adana Demirspor karşılaşmasında tabii ki de yapacağız. Şimdilik 4 değişiklik hakkımız tamam. Bir tane hakkımız kaldı değişiklik hakkımız. Onu da kullanırız. Yani bu skoru korumamız lazım. Hatta şuradan çok şiddet yapacağım. Ve Alexander Djiku yerine Çağlar Söyüncü'yü atalım. Yani şu noktada aslında İsmail Fred ikilisi orta sahada bence. Denk yani. Jose Rodriguez. Cihat.
Sisse. Şimdi Cenk. Cenk'in orta gibi bir şey yaptı. Küt çekti. Garip bir şey yaptı. Orada İrfan Can kontrolünü sağlıyor. Bravo. Bravo Fred. Fred alkış alacak. Yakında alkış alacak Fred. Şimanski. Kontratak. Batshuayi. At bunu ve gol. Sebastian Şimanski'den mükemmel bir ara pas. Savunma arkasına çok iyi sarkıttı. Ve gol attık. Takımı övme zamanı. Gerçekten iyi bir skor elde ettik. 2-0'lık bir galibiyet. Süper Lig'de artık kendimizi bulmamız gerekiyor. Çünkü bayağı bir puan kaybettik. Dujan Tadic 4-5 hafta maalesef sahalardan uzak kalacak. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Haris Hayredinovic. Özellikleri çok iyi olan bir oyuncu. Yani kesinlikle Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımların oyuncusu olabilecek kapasitede. Yani Kasımpaşa'da durmaması gerekiyor bence artık. Arkadaşlar milli araya geçiyoruz. Milli arada ben sizi bekletmeyeceğim. O yüzden artık ne maçında oluyor? Şöyle Konyaspor deplasmanında görüşmek üzere. Evet dostlar devam ediyoruz şimdi. Transfer kapanış günü gelmiş. Yani burada durmaktansa Serdar Aziz'i bence gönderebiliriz. Şu teklife bakalım bir. 9.500 130 maaş verin bana. E sen ne diyorsun ya? Üf, ne diyorsun oğlum? Tamam. %30. Yani şu 125 bin euro olsa sıkıntı yok da 115 bin euro dedik. 85 bin euro da diretiyor. Abi kaldır. Oha ama. Bu kadar şey olmayın ya. Oğlum %10'unu vermeyin Allah'ım. Ben vermeyeceğim abi. 85 bin euroya ben Serdar'ı niye vereyim ki? Hani maaşının %100'ünü karşılasa bir şey demeyeceğim de maaşının %10'unu bile karşılamıyor gibi bir şey. Bayağı bir sakatlık yaşadı arkadaşlar. Bu milli arada birkaç sakatlık oldu. Bu da bizi kötü etkiledi tabii ki. Bonucci sen gir, Mert sen gir, Serdar sen de bir gir. Bonucci yerine o noktada Emirhan oynatacağım. Cengiz'i şuraya atacağım. İrfan sen dur. Onun dışında Edin Dzeko, Cengiz, İrfan, Emirhan, Fred, İsmail, Ferdi. O sayı Samuel. Tamam. Konyaspor maçına bu şekilde çıkacağım. Bu 11 ile çıkacağım. Şöyle maça geçelim abi. Yani transfer dönemi gerçekten çok rezalet bir şekilde geçti. Şöyle deplasmandayız bugün. Konyaspor deplasmanı. Bakalım nasıl geçecek. Umarım istediğimiz sonucu alarak ayrılırız. Ciku. Ceko. Az farkla kaçırdık golü. Evet, Emirhan Akutçu'nun ilk başta yorulması çok garip. Dzeko. Edin Dzeko. İrfan'ın asisti Edin Dzeko'nun golü. Güzel bir gol ile 1-0 öndeyiz karşılaşmada.
Yani bu maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Neden kazanmamız gerekiyor? Çünkü zaten çok puan kaybettik. Bütün maçlara galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Yani bu artık bir şey oldu bizim için. Şöyle bir iyi oynuyoruz ama tedbiri elden bırakmayın şeklinde bir konuşma yaptık. Abi Cengiz Emirhan neye yoruldu ki? Bak hadi Cengiz Anların Emirhan ne alaka yani? Emirhan nasıl yorulabilir ki? İrfan. İrfan. Orta geldi, içeri olmadı Cengiz. Alexander Djiku. İsmail. İrfan. İrfan. Şimdi Ferdi'ye. Ferdi. Geçemedi orada. Geçse bir şeyler yapardı da Djiku. İsmail, İrfan. İrfan direkt. Gole yaklaşmıştık ama İrfan'ın şutunda direkt. Gole izin vermiyor. İsmail Yüksek yerine William Carvalho'yu alacağım. 6.40 Cengiz çok kötü oynamış. Sebastian Şimanski oraya geçsin. Şöyle yapalım hatta. 6.50 Emirhan Arkutçu niye kötü oynuyor bugün? Emirhan çok kötü oynamış ya. Ferdi de bugün kötü oynamış. Derken Osterwold'da yok. Osterwold'da yok. Osterwold'da yok maalesef. Neyse. Devam. İsmail. Cengiz'e mükemmel bir pas. Cengiz çevirdi, içeriye olmadı. Bekao. O sayı Samuel. İrfan Can. İrfan Can. İrfan. Orta. Ceko kafayı vurdu. Slovic diye bir kaleci var. Allah'ım. Oyuncu değişiklikleri geldi şimdi. İrfan ön direği açsın yine ortasını. Açtı ortasını. Rodrigo Becao vuramadı. Şimanski dönen topu vuruyor ve gole çeviriyor. Sebastian Şimanski ile 2-0'ı yakalıyoruz maçta. Cilerme. Aman diyeyim. İyi gol yemedik. Osayi Samuel, Şimanski. Carvalho. Klasını konuşturdum, mükemmel bir pas attı. Evet, top bizde kaldı. Fred. Fred, İrfan attı. İrfan. Şimdi Ferdi oynadı. Ferdi. İçeri çevirdi. Edin Dzeko az farklı dışarıda. Gole yaklaştık yine. Yine gole yaklaştık. Emirhan gerçekten çok yoruldu. Yani Emirhan'a ne yapabilirim? Emirhan'a hiçbir şey yapamam biliyor musun? Emirhan'a hiçbir şey yapamam. Edin Dzeko yerine bugün Serdar Dursun oynamayı hak etti artık. Ferdi yerine de Mert Müldür'ü atacağım. En azından oynuyor, orada oynayabilir yani. Mert oynasın. Süpersiniz dedim takıma. Bir havaya soktuk takımı şu an. İrfan. Orta içeri. Şimanski vuruyor ve gol. Sebastian Şimanski sonradan girdi oyuna. Ve harika. Tek kelimeyle mükemmel. Serdar. Emirhan. William Carvalho. Şimanski. Carvalho. Carvalho ilerledi. Carvalho orta şansı yakaladı. Carvalho hala devam ediyor. Şimdi pasını Emirhan attı. Emirhan orta içeri. İrfan Can Kahveci. Emirhan Arkutçu. Mükemmel bir orta. İrfan. Bu güzel oyununu golle süslüyor. Çıkıldao. Enzonzi. Konyaspor'u kendi evinde darma duman ettik arkadaşlar. İyi bir skor. Güzel bir performans. İstediğim gibi bir oyun. Göze hoş gelen oyunu bugün oynattık kesinlikle. Mert Müldür. Şimanski'den William Carvalho'ya. Carvalho. Fred. İrfan. Vur oğlum İrfan. Fred'in asistinde İrfan'ın golü ama offside mı? Offside deme ya. Offside verecek kesin. Aa vermedi. Süper. 5-0'lık bir galibiyet. Çok net bir galibiyet. Gerçekten mükemmel bir galibiyet. Yani İrfan'ın bu performansı derken birkaç teklif gelmiş sanırım. Serdar Aziz için teklifler geldi. Rizespor 190 verecek.
Şöyle yapacağım ben. Hadi güzel olsun. Ya hadi hadi al. Al senin olsun al. Serdar Aziz'i verdik. Serdar Aziz şu an gidiyor. Fendikspor sen bir köyüne kardeşim. 5-0 bir galibiyet ile şu an için önümüze devam ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Önümüze devam ediyoruz demek. İrfan. Gol yollarına çok iyi diyeceğiz kendisini. Serdar Aziz Rizespor'dan gelen kiralama teklifini reddetmiş. Serdar Aziz için bir teklif daha geldi bugün. Sivasspor takımından geldi bu teklif. Kabul ettik Serdar Aziz için. Abi yok artık ya. Seçimi onaylayacağım gibi duruyor şu an. Serdar Aziz gitmeseydi, gitmediyse ben Serdar'ı şeye çıkarayım. A takıma çıkarayım. En azından arada belki şans bulur yani. Oyuncu lisans kaydedeyim. Serdar Aziz'i alayım şöyle. Alıyor mu? Alıyor. Tamam. Serdar Aziz'i son dakika kaydettik. Reddet abi ben artık yeter. Gerçekten yeter yani. Gerçekten yeter. Arkadaşlar UEFA Konferans Ligi Kardobasi maçında o zaman görüşmek üzere. Evet dostlar şimdi Kardobasi maçı var. Kardobasi. Abi nasıl okunuyor? Ordobasi mi diyeyim? Kardobasi neyse işte. Her neyse. Bugün ilk 11 şu şekilde olacak. Mert'i ilk 11'e aldım. Çağlar'ı aldım ilk 11'i. Kaleye Ljubukovic koydum. Prunic bugün burada oynayacak. Değişik bir sistem deneyeceğim bugün. Emirhan Cengiz yine oynasın burada. Dzeko da yine ileride. En uçta bizim gol bekleyeceğimiz isim olacak. Şu şekilde. Maça geçiyoruz. Kendi evimizdeyiz. Güzel bir hava, güzel bir maç olması dileğiyle. Bakalım nasıl geçecek maç. Şu an için Kazakistan ekibi pas yapıyor. Rodrigo Becao ile top şu an bize geçti. Ferdi Kadıoğlu'ndan Cengiz'e. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Orta içeri. Arkutçu. Alamadı. Mert Müldür çok hızlı bir oyuncu kesinlikle. Aferin Mert. Frade Kurunic'den Fred'e. Fred. 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 Fred ve gol. Fred ile 1-0 öndeyiz. İrfan orta içeri. Şayzada. Bunlar hep Kazak herhalde futbolcular. Emirhan Akutçu. Rade Kurunic. Fred. Fred. Şimdi Ferdi'ye. Ferdi vur artık. Ferdi'nin şu dışı dışarı. Ferdi bu sene güzel bir gol atamadı ya. Şu an için Aberden. Bizim grupta gördüğüm en iyi kulüp, en iyi rakip yani. İrfan, Emirhan. Emirhan'ın ortası savunma karşıladı Fred. Bekao'dan Mert'e. Mert'ten Emirhan'a. Emirhan. Şimdi Kurunic. Fred. Oyunun akışını sola çevirdik. Fred verdi. Fred'in asisti Ferdi'nin golü. Ferdi ne dedim ben? Ferdi bu zamana kadar güzel bir gol atamadı dedim ve Ferdi bunun üstüne bu gol atması benim ağzım kapadı yani benim çenemi yani şey oldu hani kapa çeneni der gibi oldu.
Kazakistan ekibi atakta şu an. Evet, Livakovic rahat rahat aldı topu. Bugün bir Mert Hakan yanlışı bir oyun alayım ben. İrfan Can. İrfan. İrfan çok iyi oynuyor. Allah'a şükür nazara gelmesin de. Harikasın. İlk yarı sona eriyor. 3-0'lık bir sonuçla ilk yarı bitti. İkinci yarıda yine aynı dominant oyunumuzu devam ettireceğiz. 20 tane şut çekmişiz. 14 isabetli. Kazakistan ekibini adeta darmadağın ettik yani. Tayyip Ergen. Plastun dışarıda. Gole yaklaştı Kazakistan ekibi. Korner kullandılar. Dışarıda. Evet, bir değişiklik yapalım artık. Emirhan sen bir çık kardeşim. Şimanski sen bir gir. Şöyle yapalım isterseniz. Pardon, şöyle İrfan yerine Mert Hakan alalım. Bekao bayağıdır oynuyor. Bonucci hiç oynamadı. Unutalım. Tamam. Şu anlık şu 3 değişiklik bir yeter. Mert Hakan aldık. Şimanski aldık. Devam ediyor. Bunu Cidan Cengiz'e. Cengiz. Çağlar. Orta geldi Edin Dzeko. Cengiz'in asistinde Dzeko. Kafa vuruşuyla golü atıyor ve farkı 4'e çıkarıyor. Çağlar. Çağlar ne yapıyorsun oğlum? Ulan Çağlar. Ulan Çağlar senin yüzünden gol yedik bak. Geri zekalı. Böyle bir hata yapılır mı ya? Yazık günah yani. Değişiklik yapacağım. Kimi alsak kimi alsak? Mishibat şu ay sen gir. 6.50 Bonucci mi oynamış? Niye lan? Neyse İsmail şey Rade Kurunic yerine de William Carvalho. Allah'ım ya Rabbim ya. Zülümbev. Erlanov. Vasiliyev. Besedin. O isimlere bak lan ne kadar garip. Bizde Ahmet Mehmet bunlarda Besedin bilmem ne bir şeyler. Fedlin. Fred aferin sana. Kaptırma oğlum. Rahatsınız. Ferdi çok güzel. Mert Hakan şimdi. Cengiz ne yapıyorsun oğlum sen? Cengiz sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Al işte 4-2 oldu. Averaj gitti şu an. 4 averajımız vardı. 2'ye düştü abi. Bu ne ya? Mert. Carvalho. Fred'e şimdi Fred. Ferdi'ye aktardı. Ferdi'den güzel pas Cengiz'e. Cengiz. Bir daha Ferdi. Ferdi. Kendi devam etti. Çağlar. Dön artık sağ kanata. Mert.
Mert. Mert. Mert. Batshuayi ve gol. Organize bir atak ve golü bulduk. 5-2'ye getirdik durumu. Bu gol artık maçın sonucunu belli etsin artık. Yeter yani artık. Atak yapma, yapmayın. Baba ne yapıyorsunuz ya? 5-3 oldu lan. İyi bir galibiyet aldınız diyeceğim. 5-3 olsa da yani 3 tane gol isek de bence galibiyet her zaman galibiyettir. 3 puandır. Cengiz. Aferin abi. Hadi yine iyisin. Ben biraz sinirlendim ama yine öldüm yani. Yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Ben de bunu yapıyorum yani şu an. Volkan Çırak kim ya? Kayseri Spor maçına geçeceğiz. Kayseri Spor maçında yine kalede ben İrfan'ı kullanacağım. Çünkü Livakovic her maçta çıktı. Her maçta gol yiyor gerizekalı. Ben de bu durumda şikayetçiyim yani. Böyle bir oyuncu olmaz. Avel gibi bir şey. Bekao yerin şöyle yapalım. Ciku yapalım. Bekao, Ciku tamam. Mert biraz yorgun ama oynar. Emirhan yerine ben orada bugün şöyle yapabiliriz. İrfan'ı oraya atabiliriz. Emirhan yerine Mert Hakan'la başlayabilirim. Ceko yine ileride olur. Krunic yerine de William Carvalho'yu oynatırım. Yani 11 böyle olacak gibi gibi duruyor. Cengiz sen oynayacaksın abi Cengiz. Sen benim en iyi kanat oyuncumdan birisin yani. Dujan Tadic maalesef ki 3-4 hafta yok. İrfan Can 8 gol 4 asist. Bravo ya. Helal olsun. İyi oynuyor maşallah. Yani maşallah değil mi? Nazara geliyor sonra. Sakatlanıyor bir şey oluyor. Kayseri spor maçına doğru geçiyoruz. Artık Kayseri maçı. Şu maçı alın gelin dostlar. Bu maç artık bu bölümün son maçı olacak. Şöyle. Maça başladık şimdi. Kayseri spor maçı. Kendi evimizdeyiz tabii ki. Güzel bir akşam. Ciku. Cengiz oynadı şimdi. İrfan. Cengiz ve gol. Ama yapma abi ya. Ofsayt mı diyeceksin? Ne diyeceksin şimdi sen? Hiçbir şey yok. Mis gibi gol yani. Bravo. Bravo hakem. Galatasaray maçındaki hakem çok ayıp etti ama bu hakemler yine iyi çıktı. İnsaflı çıktı yani. Ceko, Ceko, Ceko. İrfan'dan akıl dolu bir pas. İrfan'ın o pası ne öyle ya? Abi İrfan mükemmelsin. Bravo oğlum. İrfan bugün klasını konuşturmaya devam ediyor. Edin Ceko'nun suyundan, üstünden, her şeyinden yararlanıyoruz şu an. İrfan'ın da yine aynı şekilde. Çok şükür. Şu an iyi bir formumuz var Allah'a şükür. 2-0 öndeyiz. İyi oynuyoruz. Süpersiniz diyerek takımı bir motive edeceğim. İlk yarı 2-0'lık skorla bitecek gibi duruyor. Aferin Bekao. Çok güzel. Ceko aktardı şimdi. İrfan kontratak yiyecek. Atacaktık ama atamadık. Takım yerleşti İrfan. Ah direkt. Direkt gole izin vermiyor Fred'in şutunda. 2-0'lık üstünlükle girdik ilk yarıya. İyi oynuyoruz falan dedim işte her zamanki gibi. Bravo Mert. Mert Hakan bravo oğlum. Cengiz kafam alamadı. Ciku karşıladı. Top onlarda kaldı ama. Mane. Sadio Mane değil arkadaşlar bu arada. Keşke Sadio Mane olsa da. Mert'ten Cengiz. Evet. Orada topu kaptırmayalım. Kaptırdık. Kaptırdık.
Abi yapma lan. BK o en iyi oyuncumuz kırmızı kart yedi. Dayı sen ne yaptın dayı? Şöyle yapacağım. Serdar hadi lan. Serdar hadi lan. Hadi lan Serdar bir böyle bir şeyini göster. O tecrübeni göster anladın mı? O tecrübeyi bir göster artık bir de. Bir değişiklik yapalım şöyle. Serdar Aziz, William Carvalho. Edin Dzeko, hadi oğlum. Aa, hadi ya. Urabia. Nazon. İrfan. Bravo İrfan. Livakovic yerine İrfan'ı bugün yine kaleye aldım. Süper Lig'de İrfan. İyi işler çıkarıyor. Kartal Kaya. Orta geldi. Bravo. Bas 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 bas. Mert. Kontratak şansı. Mert. Mert geri dönme. Geri dönme. Geri dönme. Abi geri dönme ya. Kayseri Spor şu an yerleşti mesela. Geri zekalı Mert. Bir de bu adam iyi oyuncu yani. Çok da kötü bir oyuncu değil. İrfan. Carvalho'nun Fred'e gelmedi. Kontra atak yiyeceğiz. Serdar tecrübesini konuşturuyor. Harikasın Serdar. Serdar'ı gönderemedik ama Serdar'dan biraz yararlanmaya çalışacağım bu sene. Yani en azından ara transfer dönemine kadar bir şeyler yapmaya çalışacağım Serdar'la ilgili. Oğlum habire atak yiyoruz lan. İrfan Can orta geldi. Carvalho. Cengiz'e indirdi mükemmel bir gol. 3-0 Cengiz Ünder. William Carvalho çok iyi indirdi. Cengiz de ben diyor ki atarım ya diyor. Dakika 70 oldu artık. Birkaç değişiklik yapma şansı bulduk. Fred sen yerine bir Rade Kurunç'a bırak. Onun dışında Mert çok yorulmuş. Osayi Samuel alalım oraya. Ferdi yerine. Ferdi sen dur oğlum. 3 değişiklik oldu. Bir değişiklik daha yaptık mı tamammış. Kim alabilirim? Emirhan hadi lan. Hadi Emirhan sen oyna lan hadi. Hadi sen oyna lan hadi. Ya 10 kişi yapabildiğimizin en iyisini yaptık. Emirhan mükemmel bir gol. Emirhan Arkutçu oyuna girdi. Direkt topun başına geçti. Serbest vuruştan mükemmel bir gol. Emirhan Arkutçu. Mükemmel bir gol imza attı. Oyuna girdiği gibi. Topu eline aldı. Ben vuracağım dedi. Ve golü attı. Bravo. Bravo Emirhan. Emirhan şu an gelişiyor. Bravo Emirhan. Harika. 4-0'lık bir galibiyet. Takım motive etti tabii ki ve bu bölüm bu kadar arkadaşlar. 4-0'lı bir galibiyet. Rodrigo Becao'nun o kırmızı kartını unuttuk yani bu galibiyetten sonra. İrfan yine çok iyiydi. Takımın havası değişti. Takım dinamikleri artmaya başladı. Güzel bir form yakaladık kesinlikle. Şöyle şuradan başladık. Adana Demirspor maçından başladık. 4 maçta 2, 5, 10, 14, 17. 16, 17 tane gol attık. Mükemmel. Gerçekten harikayız. Allah'a şükür. Kesinlikle Emirhan'ın performansını övmem gerekiyor. Emirhan bu sene 8 maç 1 gol 2 asist. Geliştikçe gelişiyor. İnşallah böyle devam eder kendisi. Kendisini ne kadar geliştirebilirsek o kadar iyi arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Konferans Ligi'nde 3 puanımız var. Ligde 4. sıradayız 13 puanla. Lider aramızda 5 puanlık fark var. Trabzonspor bu sene 6'da 6 yapmış. Galatasaray 6'da 6 yaptı. Ama onları ben yakalayacağımızı ben düşünüyorum. Bu video bu kadar da. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Football Manager videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.